Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de gerçekten mükemmel ötesi bir şey yapacağız. Gerçekten muazzam bir şey yapacağız. Ve arkadaşlar bu videoda sizlerden tam 3000 beğeni bekliyorum. Sebebi ise arkadaşlar saçları kestirdim. Ve gerçekten çok istiyordunuz kestirmemi. Ben de kestirdim. Siz istiyorsunuz diye mi kestirdim bilmiyorum ama gerçekten payınız büyük. Çünkü çok fazla yorum görüyordum ve o yorum atıldığı zaman en az 30 beğeni alınıyordu. Ve abi... Hani o yorum birazcık kötü bir yorum olduğu için genelde siliyordum ama en az 30 beğeni aldıktan sonra siliyordum. Her neyse, sonuçta saçımı kestirdim arkadaşlar. Bugün bedavaya Team of the Season alacağız. Bedavaya bir sürü paket alacağız. Bedavaya boost alacağız. Bugün bedava videosu olacak. Bu sebepten dolayı arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu sizlerden herkesten bir like bekliyorum. Tam ekranı kapatıp like atmayı unutmayın. Yeniyseniz arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Hemen tam ekranı kapatıp 2 saniyede abone olabilirsiniz. Sahura kadar canlı yayın yapar mıyım? Bir kere daha, iki kere daha yaparım gibi geliyor. O yüzden bildirimleri açın arkadaşlar. Daha sonra da yazın zaten, yayınlar açarım diye düşünüyorum. O yüzden kesinlikle bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar EA Sports bir şey için özür diledi. Ne için dilediğine bakamadım. Bir anda geçtim heyecanla ne verecek diye. Ama şu anda ekranda zaten fotoğrafını görüyorsunuz. Muhtemelen görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bayağı bir points falan vermiş. Yani gayet güzel şeyler vermiş. Potum fişi falan verdi. Potum fişi de gayet güzel bir şey bu arada. 1000 points falan. Onları da ilerleyen videolarda zaten kullanacağız. Yani gerçekten gayet güzel şeyler vermiş. EA Sports'a buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz arkadaşlar. Hemen etkinliklere gelelim arkadaşlar o zaman. Ve ayın oyuncusu yani ayın oyuncusuna son 3 gün kaldı biliyorsunuz. Yani sadece bunlardan birilerini alabiliyoruz. Otamendi falan var gördüğünüz gibi. Depay falan. Bu şekilde Muhammed Salah. Santrafor Salah. Santrafor Ronaldo ve Bartra. Santrafor Ronaldo gerçekten mükemmel olurdu. Keşke halletseydim onu. Ama neyse arkadaşlar, sıkıntı yok. Zaten onu bunu alamıyoruz arkadaşlar. O yüzden ben 500 tane boost alacağım. Yani zaten arkadaşlar şu anda bendeki Mayıs. Ronaldo'yu almak için Mart lazım. Zaten alınamıyor yani. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten ben 500 tane boost almayı düşünüyordum. 92 Aubameyang da mükemmel duruyor bu arada ama maalesef bende yok zaten. Her neyse arkadaşlar, 500 tane boost da benim çok işime yarayacak. Bedavaya alıyoruz bunu da. 3... 2, 1, 2.5 milyon coins'ten daha değerli bence benim için. Çünkü şu anda elinde coins var yani, sıkıntısı yok ama beceri geliştirisi bana daha çok lazım. Ve bastım arkadaşlar. 500 tane boost almaya başlıyoruz. Bakalım neler çıkacak. 14 fizik gücü, 10 saldırganlık, 10 defans, 16 güç, 14 tane müdahale çıktı. 11 markaj. Ah be, markaj fullenmedi. Neyse, rolanti. Oo, rolanti zaten fullmüş. Pas. Pas da fullenmedi. Farkındalık. Sonunda yükseldi. Bakın farkındalık daha yeni yükseldi bu arada. Danışman yüksekmiş zaten. Ben hepsinin 8 seviyeye geçmesini istiyorum. Bu arada uzun pas da şu anda 8 seviyeye geçti. Güzel oldu. Kısa pas zaten işime yaramıyormuş. Hız. Sonunda ya 22 tane çıkmasına sevindim. Top kontrolü 17 tane. Güzel. İlk defa hız fazla çıktı bu arada şimdiye kadar. Ah be, reaksiyon da az kalmış. Her neyse. Duran top. Evet, duran top da yükseldi. Dengeli. Şimdi Süper Lig takımımıza da bir güçlendirmeler falan yapacağız arkadaşlar. Hız, bu hız abi, bu hız da 8 olmadı. Daha neyse ama bayağı çıkıyor, sıkıntı yok yani, hallolacak gibi. Dribbling, dribbling çok lazım. Deli Ali 108 gen olacak çünkü dribbling keşke olsaydı. Her neyse, hızlanma, kafa vuruşu, bitiricilik. Arkadaşlar daha başka yerlerden de bu arada alacağız. Çünkü yarın veya ondan sonraki videoda gerçekten mükemmel bir oyuncu alacağım. Ve o oyuncu için de gereken adımlarda muhtemelen güzel şeyler alacağız. Yani hem antrenman boost'u hem de normal boost. Şunları bir geçeyim arkadaşlar artık. Ve en aşağı inip kaptana bakacağım. Uf be abi, Naby Keita'yı çok seviyorum bu arada. Hemen arkadaşlar takımıma geleyim. Takımda güçlenen, yenilenen gücü olan olmuş mu bakalım arkadaşlar hemen. Şöyle beceri geliştiricilerine girdik. Ve kaleci uçma yükselmiş arkadaşlar. Buffon 99 gene yükselmiş. Ben burada belki 100 gene yükseltirim Buffon'u. Çünkü Buffon'u zaten artık kullanıyorum. Ve hani 100 gen olursa daha güzel durur diye düşündüm ve bakacağım abi. Çok kolay yükselirse yükselteceğim. Kolay değilse de abi yok ya. Bunları harcamak istemiyorum şu anda. Elimde az var zaten. Hani hepsini bassam oluyor muhtemelen değil mi? Evet, hepsini bassam oluyor ama hem 495 bin coins gidiyor hem de bütün XP'lerim gitmesin. Yani ilerleyen zamanlarda antrenman XP'lerim çoğaldığı zaman basarız arkadaşlar. Hemen Süper Lig kadromuza geçelim. Süper Lig kadromuza da değişimler olmuş olabilir. Hemen şunu bir iki saniye aktif yapalım. Tamam, şimdi beceri geliştiricilerine geldik. Evet, bayağı bir var arkadaşlar. Uzun pas 2 kişiyi, hem Talisca'yı hem Giuliano'yu 92 gene yükseltiyor bu arada. Gayet güzel bir şekilde. Bu arada seviye atladık. Hemen seviyemizi atlayalım. Şu dereceleri veriyor ama zaten ben çok kullanmıyorum. Hani çok işime yaramıyor. Fizik gücünü hemen yükseltelim arkadaşlar. Şikirtel 91 gene olacak. Güzel oldu abi. Bunlar var ya, çok işimize yaradı. Bu 500 boost benim çok işime yaradı abi. Gerçekten çok işime yaradı.
Kuçka da 92 oldu bu arada. Mükemmel oldu. Kuçka zaten beğendiğim bir oyuncuydu takımda. 92 olması da gerçekten güzel oldu. Ve Muslera da 91 yene ulaştı. Gayet güzel oldu bu da. Hemen arkadaşlar takımıma gelelim. Süper Lig takımımızı tekrardan açalım. 91 yen oldu. Ve bu şekilde arkadaşlar ilerleyen bölümlerde daha ne yapacağım bilmiyorum bu takıma. Güçlenecek ama nasıl güçlenecek, ne tarz güçlenecek bilmiyorum. Bu arada Gomis'in beceri geliştirisi mesela pozisyon almaymış. O düşük kalmış ama Babelink'i neymiş? Babelink'i mesela orta az kalmış Babelink'i. Jenner Erkin'inki ne kadar kalmış? Uf, bu da çok az kalmış ya. Maicon falan ne kadar? Maicon'la Jenner zaten aynı. Ve son olarak Isla'ya da bakalım. Isla, Maicon ve Jenner aynıymış. Onunla o da yükselseydi bugün takım neredeyse bir gen daha artacaktı. Her neyse arkadaşlar hemen buraya gelip aktif yapıyoruz. Ve beleş paketlerimizi açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde. EA Sports neden bu kadar çok beleş şey verdi bilmiyorum. Ama çok sağ olsun, teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Oyunun sonuna gelmiş olmasaydık bence bu kadar çok beleş vermezdi. Ancak verdi sağ olsun. Şimdi liglere geliyoruz arkadaşlar. Bu arada liglerde artık hep kazanıyoruz. Hiç kaybetmiyoruz. Bir ara ben 3 gün falan turnuva açmayı unutmuşum ama. O sırada da değişik olaylar yaşandı. Arkadaşlar bu arada şimdi biz 400 bin coins falan kaybettik değil mi? Bunun siz de farkındasınız. Ancak hemen onu geri almanın vakti. Buradan 400 bin coins'i alıp tekrardan 3 milyon 100 bin coins'e ulaştık arkadaşlar. Bu görevi de tamamlamıştım. Ve arkadaşlar buradan coins almak yerine ben oyuncu alacağım. Hani tüm hepsiyle oyuncu açacağım yani. Açabildiğim kadar açacağım. Ne çıkar bilmiyorum. Çok elit çıkan oldu. Ben ilk defa bu kadar dev bir paket açılımı yapıyorum. Ve umarım güzel bir şeyler çıkartırım arkadaşlar. Bakın. Zaten atıyor has tayfa ama has tayfadan değilsen, ilk defa videomu izliyorsan ve hiç like atmayı dilemiyorsan, elit çıkarsa lütfen sen de like at. Çünkü buradan çok uğraştım. Ben bu sene buradan elit çıkarmak için çok uğraştım ama çıkmadı. Ve hala da gördüğünüz gibi çıkmıyor arkadaşlar. Çıkar mı bilmiyorum ama çıkarsa gerçekten sevineceğim ya. Gerçekten mutlu olacağım. Lütfen çıksın. Normalde burada insanlara 4 tane oyuncu çıkıyor. Bu 4'ün 2 tanesi elit oluyor. Ben çok öyle fotoğraf gördüm. Bana bir tane bile elit çıkmadı abi. Bir tane bile çıkmadı ama çıkar mı? Belki çıkar abi. Ben ümitliyim bu videoda. Son 10 paket kaldı. İkişer tane oyuncu çıkıp duruyor ama hep 70-71. Bunlar da işime yarayacak kadro kurma görevlerinde. O yüzden üzülmüyorum abi. Bunlar hani hiç değmez değil yani. 71'lik oyuncuya bile değer. Ama keşke aynen 74 falan çok işime yarar benim. Keşke daha da yüksek çıksa çok daha mükemmel olur. Bu arada bir tane de Team of the Season alacağız bedavaya. Bu da aklınızda bulunsun. 72 genlik bir oyuncu geldi. Hadi bakalım abi, hadi ya, güzel bir şey, bir tane elit istiyorum senden EA Sports, hadi. O 3 tane var, hadi abi. Ve Şuklub ve yok, 70-71-72 verdi. Maalesef çıkmadı elit. Hadi ya EA Sports, bir tane elit düşünsenize, Ronaldo çıkıyor bedava paketten. İmkansız. Ve ooo 76 güzel, 75 üstü bile güzel ama elit çıkarsa gerçekten çok sevineceğim. 75 üstü de tabii ki kadro kurma görevlerinde falan çok işime yarayacak. Çünkü oyuncularım çok azaldı. Özellikle 75 üstü oyunculara çok ihtiyacım var. Ama 75 üstü de gayet zor çıkıyor. Yani bayağı zor çıkıyor. Her neyse tekrardan açılımımızı yapıyoruz paketimizin. Bakalım abi elit çıkartabilecek miyiz, göreceğiz. Tekrardan açılıyor, bakalım ne geliyor. Westwood ve Rodriguez abi. İkisini de 70 verme bari, küfür gibi ya gerçekten. Hemen son 3 paket arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Bu arada sizce Team of the Season kim çıkacak? Çok merak ediyorum ya. Oo, Ozan Tufan Reis çıkardık. Her neyse devam ete basalım. Ve arkadaşlar son kaç tane kaldı? 2 tane kaldı galiba değil mi? Aynen, son 2 tane paket kaldı. Paket mi? Yok aynen paket. Son 2 paket kaldı. Sonrasında da Team of the Season'ımıza geçeceğiz. Ruben Vezo ve son şans arkadaşlar, çıkmayacak yani, artık belli etti kendini ama çıkabilir. Ve bastım abi. 2 yazarsa tümünü aç. Oha 4 tane çıktı. Tümünü aç. Hadi be, çıkabilirdi ama 4 tane çıktı arkadaşlar. 4 taneye özelde bir şeyler yapabilirsiniz. 4 tane çıktı çünkü. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman bu kadar yeterli. Ve artık Team of the Season'dan bir tane TOTS oyuncu alma hakkımız geldi. Ben bunu size alacağımı söylemiştim. Ve şimdi sizlerle birlikte bu Team of the Season'ı alacağız. Daha ben bunları oynamamışım bu arada. Salsio A puanından değil mi? Aynen, 5 tane Salsio A puanı alacağız şimdi. Hemen bir tanesini açalım arkadaşlar. Açıyoruz, açıyoruz. Ve oyuncu çıkardım. Gayet güzel. Çok güzel abi, çok güzel. Son 4 tane daha alacağım. Aslında arkadaşlar 2 tane daha alayım. Çünkü 8 tane daha gerek, 8 tane de gerekiyor olabilir. Emin değilim. Sonrasında gelip dönüp bir daha alırız. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Hemen şöyle tekrardan açalım şunu da. Ve bakalım ne geliyor. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi hemen Salsio A'ya girelim. Salsio A'da bakalım neler çıkabilir. Bunu da çok merak ediyorum arkadaşlar. Neler çıkabildiğini çok unuttum çünkü. Abi Douglas Costa çıkarsa çok güzel olmaz mı? Bakayım olur mu? Dribbling'miş aslında ama sıkıntı yok abi. Çok güzel yine de olur. Ben hiç üzülmeyeceğim.
Hadi bakalım arkadaşlar. Oo, bu arada karo kurma görevi gelmiş. Ona da bir bakarız. Hadi bakalım arkadaşlar. Oynaya bastık ve bakalım neler olacak göreceğiz. Umarım güzel şeyler yaşarız. Umarım güzel şeyler olur arkadaşlar. Ben Yeder. Bu arada Ben Yeder yerine güzel bir santrafor da almak istiyorum. Sizce kimi alsam ya? Harbi bütün totslara bakacağım ve alabildiğimi almaya çalışacağım. Hani bir tane tots alacağım zaten özel efsane. Oyuncu almak var. 83 artı garanti. Yani Masiello garanti. Torreira da garanti. Chiesa. Yani bunlardan birisi çıkacak arkadaşlar. Benim hedefim üf. Nainggolan. Bir de 9 yan boost veriyormuş. Abi Nainggolan çıksa Özcan da değişir abi. Mükemmel olur. Ya Nainggolan çıksın ya da Costa ya da Higuain de çık. Higuain de düşükmüş boostu aslında ama Higuain de çıkabilir. Sıkıntı yok. Hepsi çıkabilir arkadaşlar ama Costa ile Nainggolan çıkarsa çok sevinirim. En çok sevineceğim de Nainggolan. Neden mi? Çünkü arkadaşlar boostu bayağı bir yüksekmiş. Onu da yeni öğrendim bu arada. Ivan Cavaleiro kötü bir şut. Bayağı kötü vurdum. Gerçekten bayağı bir kötü vurdum. Şöyle atalım bir daha Cavaleiro'yu doğru. Bu güzeldi. Bu güzeldi. Ve şimdi en kötü 2'den vurursam zaten bitecek. Ve heyecan yaptım arkadaşlar. 90 gen çıkacakmış gibi hissettim. Hani çıkacakmış gibi hissettim derken aslında çıkacakmış gibi hissetmedim de. Hani şöyle bir durum oldu. 90 genli oyunculara sadece baktım. Hani onun bir altına bakmadım. Keşke baksaydım. Belki oradan da bir hedef tuttururdum. Ama arkadaşlar Naby Keita çıkmadan önce ben 50 bin kere Naby Keita demiştim ve Naby Keita çıkarmıştık. Şimdi diyorum ki EA Sports bana bir tane Nainggolan ver. Nainggolan. Hadi abi bir usta göster ya. Bir kere usta göster. Bastım. Hadi abi lütfen. Arkadaşlar 83 çıkacağına emindim biliyor musunuz? Hani şu elimi kaldırırken gördüm yani 83 çıkacağını. Usta olmadığını görünce %183 dedim. Gerçekten 83 olduğuna inanıyordum. Ve 83 çıkardım. Çok moralim bozuldu. Bay bay arkadaşlar gidiyorum. Şuradan abone olabilirsiniz. Like atmayı tabii ki unutmuyorsunuz. Şuradan Instagram varsa çıktıysa çıksın. Ve arkadaşlar baştan gösteriyorum bu arada. Şuradan abone olabilirsiniz. Ve şuradan da mükemmel bir video gidebilirsiniz. Çok az izlendi. Niye dün az izlediniz? Videoyu izleyin gidin. Hadi arkadaşlar hoşçakalın, sizi seviyorum. Bu arada ciddiyet birazcık bozuldu mu ya saçlar kesilince? Bilmiyorum. Yorumlara yazın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bay bay.